Zeynep. Hı? Ne yapıyorsun? Kahvaltı için börek yapıyorum Fatih'cim. Akşam yemeğini de ben yapacağım. O iki yumurta bile kırdığını göremedim laflarında. Sana bunlarla beraber yedireceğim. Yedirt yedirt. Sen yedirt bana hayatım. Ben afiyetle yerim. Ne güzel kokuyor. Daha fırına bile koymadım ki böreği. Yok yok sen. Fırında mercimek de mi yapsak acaba? Öyle her gün her gün olmaz Fatih. Hiç olmadı ki. Dün akşam hatırlamıyor musun yoksa? Hı. Ne oldu ki? Yazıklar olsun sana Fatih. Zeynep ne oldu? Ne diyorsun sen? Dün işte en son muhabbet ettik, görüştük. Ben çok yorgunum, sızmışım. Pek de yorgun değildin sanki ama neyse. Nasıl yani? Ne oldu ki? Bir şey mi yaptık? Yok yok, ben bu konuyu daha fazla konuşmak Allah benim cezamı versin. Yaptık mı gerçekten? Geçti artık, tamam. Konuşacak bir şey yok. Ya benim şuurum yerinde değildi, ben hatırlamıyorum. Şuurun yerinde değildi. Tamam, tamam. Tekrar yapalım. Olmaz Fatih'ciğim. Ben şu an sadece börek yapmak istiyorum. Lütfen rahatsız etme beni. Ben değilim. Tekrar yapalım. Hayır Fatih'ciğim, lütfen ya. Ya Zeynep ne olur bak, vallahi hatırlamıyorum hiçbir şeyi. Allah benim cezamı versin, hatırlamıyorum ben. Günaydın Mustafa. Size de günaydın efendim. Günaymadım Mustafa, günaymadım. Ne? İyi misiniz Fatih Bey? İyi değilim, ne? Efendim bir 5 dakika konuşsak. Tamam, geliyorum. Ya Zeynep inanmıyorum böyle bir şey. Tamam Fatih, ben daha fazla lütfen uzatma bu konuyu. Seninle bunu tartışmak istemiyorum. Ya Zeynep bak, tekrarlayacağız. Tamam mı? Şapşalıyor. Hemen de kandı. Ne var Mustafa, ne var? Şimdi kimden şüpheleniyorsun? Zeynep Hanım. Sen manyak mısın? Efendim çok şüpheli hareketleri var. Dün gece bahçeyi kazmasına ne diyorsunuz? Meraktan, meraktan. Yok efendim, bu işin peşini bırakmış değil. Hepimize mail atan kesin olmalı. Niye? Çünkü paniğe düşüp birbirimize ihanet ederek itiraf etmemizi planlıyor. Öyle mi? Evet. O fotoğrafları nereden buldu o zaman Mustafa, ha? Efendim henüz o kısmı çözemedim ama fotoğrafın kesinlikle montaj olduğundan şüpheleniyorum. Lan fotoğraflarda biz varız işte, biz biliyoruz ne olduğunu. Evet, dediğim gibi o kısmı henüz çalışamadım ama tez vakitte çözeceğim Fatih Bey. Hayırlı uğurlu olsun Mustafa, seni de kaybettik. Efendim Mete. Ha Fatih, neredesin? Nerede olacağım? Sabah sabah evdeyim, nerede olacağım? Sen dün gece kötü mü geçirdin ya? Bana gece deme Mete, gece deme. Tamam tamam ya, bir şey demiyorum ben. Ben onun için aramadım zaten, bak ne diyeceğim ben sana şimdi. Şimdi bana bir mail gelmiş, tam da o şeyi gösteriyor. Neyi gösteriyor? O geceyi. Ha, Mete'ye de gelmiş aynı. Size de mi geldi yoksa? Evet, bize de geldi. Orada bulunan herkese geldi. Mustafa, Orhan, ben. Ya Allah'ın cezası kim? Ya Fatih, şimdi ben IP adresinden falan baktım. Üsküdar'da bir internet kafeyi gösteriyor. İnternet kafe mi? Ha. Bak Fatih, ben şimdi diyorum ki, şimdi ben bu kafeye bir gideyim, tamam mı? Bunun sonuçta tarih saati falan belli. Bu sahibiyle de ben bir konuşurum. Güvenlik kamerasından biz bunu buluruz yani. Adam akıllı, Mustafa akıllı. Güvenlik kamerası diyor, IP diyor, tarih diyor, zaman diyor, bir şey diyor yani. Senin gibi yok, Zeynep bahçeyi kazdı diye şüphelenmiyor. Zeynep bahçeyi mi kazdı? Ha, yok yok, önemli bir şey değil. Tamam kanka, o zaman sen bu kafeye git. Halletmeye çalış, konuşalım, tamam? Tamam tamam, hallediyorum ben. Hadi görüşürüz. Sana yabancı dizi izlemeyi yasaklıyorum Mustafa. Ne var canım? Ben de çözüyordum işte. Bir kere benim tekniğim farklı. Allah Allah ya. Biraz abartmıyor musun Mukaddes? Ay anneciğim, rica ederim. Vallahi ne kadar üzüyorsunuz beni. Kendi oğlunuz yani günlerce şu arabayı kullandı. Fırfırı evde gitmedik yer bırakmadı. Benimki daha 24 saat olmadan hemen gözünüze mi battı? Çok teessüf ederim. Aynı şey mi Mukaddes, Allah aşkına? Aynı şey tabii. Ha bacak, parmak kırık, kırak gibi kırılmış parmaklarım. Günaydın. 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 Günaydın çocuklar. Anne ne oldu sana? Nihayet çocuklarım fark ettiler durumu. Anneciğim abartma ya. Sadece bir parmak. Ne demek sadece bir parmak? Kırılmış işte, hepsi kırık kırık gibi kırılmışlar.
böyle un ufak olmuşlar. Hep senin oğlunun yüzünden. O sarı kafa var ya, sarı kafa. O dedesi kılıklı sarı kafa. Hep onun yüzünden oldu. Kim? Selim mi? Evet, Selim. Ay Mukaddes Hanım, elin saf, küçücük çocuk. Bari iftira atmayın, günah. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ya tamam, hadi atışmayı bırakın. Acıktık. Fatih, senin neyin var yavrum? Uykusuz her gece modundasın. Yok babacığım, tam tersi. Çok iyi uyuduğum için asabi oldum. Zeynep Hanım, börekleri de geldi. Aman. Ne güzel. Teşekkür ederim. Aa, sen mi yaptın? Evet, ben yaptım. Zeynep çok hafif olmuş ya. Bak kızım ben sana söylüyorum, harcanıyorsun sen. Gel şu işi paraya dökelim be. Mukaddes Hanım, yani size de vereyim diyeceğim ama hayatta yemezsiniz benim yaptığım böreği. Ama yok. Eksik olsun. Dur. Aa, ver şu büyük parçayı, bir tadına bakayım. Hadi ver. Nefis, harika olmuş Zeynep'ciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Of, of, of. Karıcığım ellerine sağlık. Harika vallahi. Fatih. Hayırdır, sen 180 derece bir dönüş yaptın bakıyorum. Niye? Hani ben bir yumurta bile kıramazdım. Zeynep'ciğim, ben sana yumurta kıramazsın demedim ki. Yumurta kırmışlığını görmedik dedim. Ayrıca geçen günkü pasta ve börekten sonra iş tamamdır. İyi o zaman. Çünkü bu akşam yemekler benden. Hmm. Gerçekten mi? Ya bayağı da mutfağa girmediğimi fark ettim. Özlemişim. Ya Zeynep, o akşamı yarına alsak da bugün böyle bir oğlum sen ben böyle bir gezelim demiştim ben. Yo, yani aslında bugün benim planım da biraz öyle bir şeydi. Biz de dahil miyiz? Ya arkadaşım bir planda dahil olmayın. Biz baş başa bırakın ya. İsteyen gelebilir. Biz çünkü Fatih'le pazara gideceğiz. Yok ben almayayım. Benim de işlerim var zaten. Siz karı koca halledersiniz ya. Zoru gören kaçıyor bakıyorum. Ya hayatım, benim pazara girmişliğim bile yok. Ne yapacağız pazarda? Güney'e söyleriz işte, alır malzemeleri. Ama Fatih, akşamki yemek için kendi malzemelerimi kendim almalıyım. Öyle rahat ediyorum da. Ya alınma Güney'cim ama sen de poşetleri taşıyacaksın. Ay, ben kötürüm olmuşum. Ne hallere düşmüşüm, kimsenin umurunda değil. Allah'ım bu günleri de mi görecektim ben yarabbim? Bu annemiz ne yapar, ne eder, ne yer, ne içer, canı ne ister, kime gitmek ister? Ah, hiçbirinin umurunda değil. Biri gitmiş karısının peşinde, pırr. Öbürü manitasının peşinde. Allah'ım sen beni evlatlarımla mı sınıyorsun? Ben bunu hak edecek ne yaptım yarabbim? Salamla versene. Zeynep Hanım da niye kızıyor? Zeynep Hanım kızdı Meryem. Fatih Bey. Efendim bir dakika konuşabilir miyiz? Hayırdır Mustafa? Yine ne var? Vallahi hayır mı şer mi bilmiyorum Fatih Bey. Ne oldu? Efendim siz şimdi öyle deyince ben bir içerlemediğim değil tabii ama... tabii ki güveninizi boşa çıkarmadım ve bütün şüpheleri tek tek buraya kaydettim. Bakın. Bu listede annem de var. Babaannemi de ekleseydin. Niye eklemedin? Efendim henüz kendisini çalışamadım ama Mukaddes Hanım'ın çok şüpheli tavırları var. Ya al şunu, al. Gizli gizli telefon konuşmaları, hop aniden ortadan kaybolmalar. Oğlum kafan mı uçtu senin? Annem bizi niye tehdit etsin ki? Peki Fatih Bey, bunun dışında bir de Meryem Hanım var. Onun da çok şüpheli tavırları var Fatih Bey. Üstelik elimde çok sağlam bir delil var Fatih Bey. Ne delili? Sünnet düğününün kasetini komple taradım ve ne buldum dersiniz Fatih Bey? Ne buldun? Meryem Hanım gizlice düğüne gelmiş efendim. Hatta kapının önünde durup şöyle ajan gibi bakıp sonra topuklamış. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Gayet ciddiyim Fatih Bey. Bu işte bir biteniği var. Tamam. Mete bir yandan kafe olayını araştırsın. Sen de bu olayı araştır. Çözeceksin bak bu işi. Hiç merak etmeyin Fatih Bey. O iş bende. Çözeceğim. Tamam. Neyi çözeceğim Mustafa? Şeyi Zeynep Hanım, köpeği. Bizim köpeğimiz de mi var? Zaten komşunun köpeği efendim. Yazık, tasması dolanmış da garibin.
Mustafa sen o köpeği bul, sıkıca bağla, kaçmasın bir yere, tamam? Derhal efendim. Mustafa! Fehmi Bey, bana mı seslendiniz efendim? Kim var dışarıda? Başver. Ben varım efendim. Hayır hayır, sen değilsin, başka biri var. Yok efendim, köpek avlıyordu, onu susturdum Fehmi Bey. Babacığım köpek avlıyormuş, onu susturdum. Ya Mustafa! O köpek başıboş dolaşıyor bahçede, sen onu bul, bağla, kulübesine götür, tamam mı? O iş bende Fatih Bey, merak etmeyin. Hadi hayatım, gidelim. İyi. Öyle olsun bakalım. Fatih'in fedaisi. Alın bakalım. Şevket Reis paralarınızı yolladı. Sağ olasın Ethem Reis. Amca. Vallahi bak bu ne geçti ha. Çok iyi oldu. Sakın bir seferde harcamayın ha. İdareli kullanın. Aa yok canım, hiç harcar mıyız? Hem ben yuva kuracağım için paramı biriktirmem lazım. Vallahi ben yuva kurmayacağım ama benim de para biriktirmem lazım. Hatta biriktiriyorum. Av yasağı da başladığına göre... Av biter, çay başlar. Yıllardır bu böyle. Aha, madem laf açıldı Ethem Reis, ben bu sene çaya gelemeyeceğim. O niyeymiş Cevat Efendi? Öyle işte ya. Ya ne öyle işte ya, ya Ethem Reis. Bu Şazmen burada ya şimdi. Bu da bunun yanından ayrılamıyor. Ayrılırsa kızı kapacaklar. Kim kapıyormuş lan? Kim kapıyormuş? Öyle mi kim kapıyor ya? Sen kasabı ne çabuk unuttun oğlum. Sen böyle ağzı açık gezmeye devam edersen kızı kapacak herif. Ne bu? Ya dokunmayın Cevat'ıma. Yürü Kamil, gidiyoruz. Nereye lan? Neresim var lan? Şu kasaba haddini bildirmeye gidiyoruz. Yürü. Kamil. Sen de git peşinden, bir delilik yapmasın. Kaygın. Ya Ethem Reis ya. Bu adamın yaptığı son deliliği gördük. Bayıldık. Hah. Sanki seni bilmiyoruz Orhan Efendi. Selin'in peşinden az mı ağladın? Görmedik mi sanki? Şimdi Ethem Reis, ayıp oluyor. Hah. Ayıp mı ayıp? Yalan mı sanki? Görmedik mi yani? Abi yemin ediyorum adamda tat bırakmadınız, tuz bırakmadınız ya. Sağ olasın. Oyan aman 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 ya Dikarga. Kız anam. Başım ayrı ağrıyor, gözüm ayrı ağrıyor. Sanırsın eşek depti. Hu! İçki mi içtin sen? Tövbe tövbe. Kız benim içkiyle ne işim olur ya Diker? İki bardak kola içtim hepsi. Kız anam o barın gürültüsünden anam nasıl duruyorlar orada, ben hiç anlamadım ya Diker. Sanırsın bütün barı aldılar, kafamın içine tıktılar. Kız hem yorgunum değilsin, hem hastayım değilsin. Ne diye geliyorsun gezmeye? Gittin ne? Yat uyu. Ya kız, doğru diyeyim vallahi, iyi akıl ettin. Ben giden de şu Elif'sin odasına biraz uyuyayım da dinleneyim ya Diker. Elif suyun odası olmaz. O olmaz. Süpürge açacağım ben. Hemen süpüreceğim de. Ha aman yok kız, aman ben duymam. Kapıyı kapattım mı hiç ses duymam. Ben gideyim yatam Elif suyun odasında Yadigar. Kız uyuyamazsın süpürgenin sessizden gar 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 gar. Sessizlikte yatmak, sakinlikte yatmak insanın cildine iyi geliymiş. İnsanı gençleştiriymiş. Öyle değiller. Vallahi ama. Televizyonda duydum. Yalan mı konuşuk edeceğim sana? Sen git evine, boylu boyunca uzan, şöyle yat güzel güzel uyu, tamam mı? Madem öyle ben eve gideyim, uyuyayım, biraz gençleşeyim, güzelleşeyim. Gece çok da ihtiyacım yok ama olsun. Haydi o zaman. Haydi, haydi, haydi. Haydi kızım, Allah. Haydi selametlen. Pardon. Pardon, Zeynep. Zeynep bu ne ya? Dolmalık mı ben Fatih? Ya ondan bahsetmiyorum. Savaş alanı gibi burası. Nasıl bir pazar bu? Bildiğim pazar işte. Ya ben bilmiyorum pazarları mazarları. Gelmedim. Klostrofobim var diyorum. Otobüse de bindirdim beni zaten. Ay gelir gelmez söylenmeye başladım Fatih. Hadi yürü daha işimiz var. Ya tamam. Dur Zeynep. Efendim Mete? Ha Fatih. Ben kafeye gittim. Bil bakalım ne oldu? Ha ne oldu? Ya bu internet kafenin güvenlik kamerası yokmuş. Ben sahibiyle konuştum nedir diye yani. O kardeşim buraya günde 100 tane adam giriyor. Ben nereden bileyim kim olduğunu diyor. Yapma ya. Vallahi. Ya Fatih yalnız bir şey söyleyeceğim. Karşımıza tam bir profesyonel var yani bak. Düşünsene adam
koskoca İstanbul'da gitmiş, bula bula güvenlik kamerası olmayan bir yer bulmuş ya. Yani bu bence tesadüf olamaz. Anlaşıldı. Madem o profesyonel, biz de daha profesyonel bir yardım alırız. Tamam tamam, kapat kankam, ben hallediyorum şimdi. Alo Mustafa, Mete halledememiş. Bu iş bizi aştı. Daha profesyonel adamlara ihtiyacımız var. Aa, o iş bende Fatih Bey. Tamam. Zeynep! Zeynep! Ya Zeynep, neredesin? Kaybettim zannettim seni. Fatih'cim, dur. Kaç para bu? 5 lira. 5 mi? Evet. Ablacığım ne yaptın? Nanenin demeti 5 lira olur mu ya? Yavruya patates 8 lira. Tamam haklısın, patates de abarttı bu ara ama. Ya tamam ablacığım, sen oradan 5-6 demet ver, koy torbaya. Ya, hayır hayır, kalsın kalsın, almayacağız almayacağız. Gidip başka yerlere bakacağız. Ya niye almayacaksın işte, al gitsin. Fatih'cim pazardayız. İlk gördüğüm tezgahtan alamam. Biraz fiyat karşılaştırması yapmam lazım. Sağ ol abla. Ya ot bu ot, neyin karşı fiyatı? Bahçeden. Zeynep dur. Ay. Hormonlu bunlar ya. Tövbe ablam, bizde katiyen hormonlu mal bulunmaz. Doğal mı şimdi bu? Vallahi billahi kendi bahçemizden abla. Abicim şunun tipine baksana, Allah aşkına kafam kadar çilek. Elmaya 5 kala bu ya. Onun cinsi öyle abla. Ya yok bırak, sağ ol kalsın. Bizimkinin cinsi de böyle, hayırlı işler. Zeynep dur. Ya Zeynep, bir saattir geziyoruz, niye bir şey alamadık? Fatih'cim acelen mi var? Geziyoruz işte. Ya geziyoruz da hiçbir şey beğenmiyorsun yani. Hayret, sen beni nasıl beğendin? Seni beğendiğimi kim söyledi? Beğenmedin mi? Ay şu tipe bak ya, beğenmez olur mu? Ya hadi gel bak, eve gidelim. Marketten sana istediğin her şeyi alacağım, söz veriyorum. Olmaz Fatih'cim, sana pazar alışverişinin inceliklerini öğreteceğim. Ya sen her şeyi bir kurt buluyorsun, alışveriş yapamadık ki. Fatih'cim. Bak pazar alışverişinin kurallarıdır bu. Seçici olacaksın, gözünü açık tutacaksın, fiyat karşılaştırması yapacaksın ve kimseye güvenmeyeceksin. Allah'ım yarabbim, alışverişe mi geldik, denetime mi geldik belli değil. Ya ne olur Zeynep, hadi alalım bir şeyler ya. Ay dur dur, çok güzel limon var şurada. Dur dur dur, kaybetme beni. Elif Su, benim telefonu gördün mü? Sehpanın üzerindeydi. Hangi sehpanın üzerinde? Ha, Feroni. Dayı hayırdır, nereye? Dışarı çıkacağım, biraz işim var da. Ya dayı ne işi? Asıl işimiz burada ya. Ha, o senin işin. Benim işim dışarıda. Oldu. Vallahi ben bu işi tek başıma yapamam. Elif Su, rücu derim. Seninle bu konuyu dün gece konuşmuştuk. Tamam, konuştuk. Plan yaptık. Ama gideceğini söylemedin ki. Dayı lütfen gitme. Ha bak, o kadın bu evdeyken ben bu evde duramam, anladın mı? Tamam da neden? O kadın kim? Gizli düşmanın diyorsun, başka bir şey demiyorsun. İşte bu kadarını pil sana yeter. Hiç de etmez. Madem bu suça ortak olacağım, her şeyi bilmem lazım. Elif Su, bak sen o mektubu alacak mısın, almayacak mısın? Bana onu de. Ya ama dayı. Ne dayı, dayı canım? Mektubu alacak mısın, almayacak mısın? Bana onu de. Tamam, alacağım ama... Geldim. Hoş geldin yenge. Hoş buldum ya Edgar. Ha gördün mü Elif Su? Bak, beni burada lafa tuttun, kadın da buraya geldi, gördün mü? Haydi, geç şimdi oradan. Şişt. Ha ben burada yokum ona göre. Gel, buyur içeri. Kalkın burada be. Haydi yukarı çıkalım. Buyur. Geldin Şevket. Hoş bulduk Meryem. Bizimki nasıl bugün? Keyfi gayet yerinde. Bugün pek tekmeledi. Gece de hiç uyutmadı zaten. Babası gibi deli baş olacak desene. Babası gibi cesur. Gözü kara olsun da. Anası gibi de güzel olsun.
Yenge. Burası hiç değişmemiş Yadigar. Bazı şeyler değişiyor. Bazı şeyler hep aynı kalıyor. Hayat. Haydi çıkalım yukarı. Buyur, rahatına bak. Tekrar hoş geldin yenge. Ben bir çay koyup geliyorum hemen. Zahmet etme. Otur. Beni çağırdığın için çok çok teşekkür ederim sana. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Çayı boş ver şimdi. Yemin ediyorum insan olduğumu hatırladım be. Ben de insanlıktan çıktım. Her yerim ağrıyor valla. Ay abartma Fatih ya, sen de hanım evladıymışsın ha. Ya ne alakası var hanım evlatlığıyla, Allah Allah. Bir kere bizimkiler gider pazara, ben sevmiyorum, ne yapayım? Mukaddes Hanım pazara. Hayır ya, babaannem zamanında gitmiş, Selin de gidiyor. Ben de öyle düşünmüştüm ya zaten. Ben sevmiyorum arkadaşım, kalabalık sevmiyorum işte. Hani her evde pazardan hoşlanmayan, sevmeyen bir çocuk vardır ya, o benim işte. Az kaldı. Ay Fatih şuna bak. Merhaba. Ne yapıyorsun sen? Gözlükle mi oynuyorsun? Bana mı vereceksin? Ay maşallah, adı ne? İbrahim Aran. Sen buna bak, buna. Bunun adı ne? Mete. Mete. Aa. Benim kankamın ismi. Huyu benzemesin. Ay maşallah. Ay hanım var. Ayıp olmazsa siz bu kabağın kilosunu kaça aldınız? 3 lira. 3 lira değil mi? 3 liraya aldım. 3 mü? Hadi hayır, hayır. Teşekkür ederim. Hayır, hayır. Hemen gidip geliyorum. Zeynep, hayır. Hayır, hayır. 10 lira verelim, bunu alalım. Zeynep, gel buraya. Beyler, neymiş o çok önemli mevzu? Bak 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 bak, böyle bilmezliğe yatıyor bir de. Yalancı numaracı. Utanmıyorsun değil mi benim arkadaşıma numara çekmeye? Utanmıyor musun? Anlamadım. Neyi bilmezden geliyor muyum? Bana bak kas yığını. Sen bu kaslarına güvenip mi böyle bir artist artus hareketler ediyorsun ha? Kas, aha bende de kas var. Ama benim yüreğim kasımdan büyük, tamam mı? Yüreğim Şazimentimin aşkıyla dolu. Ya ne kası, ne Şazimenti? Neden bahsediyorsunuz siz? Aşktan bahsediyorum. Kara sevdadan bahsediyorum. Eğer Şazimentten vazgeçmezsen bu dünyayı senin tepene yıkacağımdan bahsediyorum. Ben Şazimet diye birini tanımıyorum ki. Ya insan istediği kızı nasıl tanımaz ya? Talip olmuşsun, tanımıyorsun. Nasıl oluyor da? Ben mi talip olmuşum? Yok ben. Şey ya, ben de talibim tabii. Vallahi ben kimseye talip falan olmadım. Siz beni karıştırıyorsunuz. Zaten geçen sefer de geldim. Kes! Kes! Tabii sen böyle karşında beni görünce korkudan böyle tabii bir bilmiyorum, bir tanımıyorum ayakları falan değil mi? Senden mi korktum yani? Ne? Beğenmedin mi? Benim arkadaşım var ya, yeri geldiği zaman öyle bir yırtıcı olur, öyle bir korkunç olur ki aklın şaşılır. Bir yırtar kendini görürsün da. Bak. Ya kardeşim, deli misiniz, divane misiniz siz? Rahat bırakın beni. Ben işimde gücünde adamım. Daha da evlenmeye niyetim yok. Sana da Şazimentle mutluluklar dilerim. Kardeşim ya, sen harbiden Şazimenti istemiyor musun? Ya tanımıyorum diyorum, tanımıyorum. Daha ne konuşuyorsun? Oyalamayın beni, işim gücüm var benim. Allah! Canım, Şazimet bana kaldı ya! Çal! Hoppa! Senin anlayacağın gitmek zorundaydım. Başka çarem yoktu.
bu yenge. Sana bunları daha önce niye anlatmadın? Biz ne diye içimizde bunca yıl başı boşuna nefret büyüttük? Bana inandın yani. Uy, inanmaz olur muyum? Sen benim yengemsin yengem. Canımsın sen benim. Gel buraya. Gel buraya. Uy, kurban olurum. Nasıl özledim ya Dikar. Uy, benim yengem. Ben çok özledim ki Dikar. Burayı, Zeynep'i, seni. Uy, sen bir de bahsur. Biz ne kadar iyiydik seninle, hatırlar mısın? Konu komşu derdi ki bunlar nasıl gelin ki örümce böyle. Hatırlamaz olur muyum? Yenge şimdi ne edecek? Oğlum bir dönü boş ver ya Dikar. Ben Şevket'e bir söz verdim. Zeynep hiçbir şey bilmeyecek. Zeynep çok yorgun. Eve gidelim ne Hadi olur. Hadi Fatih, söylenme ya. Ya her yerim ağrıyor. Şevket mi geldi? Allah! Zeynep. Zeynep ulan. Aa, dur ya. Anahtarım var benim. Bak ya diğer Zeynep beni asla görmemeli. Asla. Korkma. Sen saklan lan buraya. Saklan yenge. Saklan. Şevket! Meryem! Of ya, ben bu mektubu nasıl alacağım? Bana hem odadan çıkma dedi, hem de mektubu al dedi. Acaba... Hala! Ah Zeynep ya! Hala! İşim vardı değil mi halacığım? Zeynep hadi evimize gidelim. Fatih saçmalama ya. Hala sen de kovsaydın bizi. Bu kızın ne kovması? Ben birden siz gelince telaş ettim de yemek kalmamış evde. Gideceğim pazara alışveriş edeceğim. Zahmet etme halacığım. Bütün pazar bizim arabada. Gidip istediğini alabilirsin. Abart Fatih, abart. Vallahi belim koptu, ölüyorum. Oy çok güzel, çok güzel, evet. Ölmem mi? Ölmezsin uşum, ölmezsin. Siz niye geldiniz Zeynep? Akşam yemek yapacağım da senden tarif alacaktım ama sen bir garipsin. Ne oldu? Senin neyin var? Uy benim o her zamanki garipliğim Zeynep. Yok bir şeyim. Sen ne tarif isteyecektin? Söyle deyivereyim sana. Hamsili pilav yapacakmış da becerebilecekmiş gibi. Sen tarifi bir an önce ver de biz gidelim. Yorgunum vallahi halacığım. Hadi. Nankör. Parmaklarını yedirteceğim sana. Görürsün. Hah, vereyim tarifi. Ha burada yazıver. Çıkmayın yukarı. Çıkmayın. 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 Zeynep hoş geldin. Zeynep hoş geldin. Ha burada vereyim tarifi, al git. Tamam, tamam. Otur, yazacağım. Oturma Zeynep, oturma. Ay hala ya, ayakta mı yazayım Allah Allah? Ayakta yaz, ayakta, oturma. Oy. Oh, vallahi yormuşuz. Ay, kağıt kalemim yok. Aklına yaz, aklına. Dur, dur, ben şimdi telefona videoya çekeceğim. Anlat bakayım, ha. Zeynep kızım, önce hamsileri tavaya diz, tamam mı? Onları bir güzel kızar. Ha bu yanda da pilavı al. Yok, önce balıkları kızar. Yok, önce pilavı et. Pilavın içine de üzümünü, fıstığını koy. Limonunu sık. Ha bu yandan aldığın hamsili... Pilava, limon. He. Hala biz ne zamandan beri pilava, limon, sukar olduk? Sonrasında sıkmıyor muyduk? Uy Zeynep, hepsi aynı yere gidiyor da. Uzatma ha. Hepsi aynı yere gidiyor. Sende kesin bir şey var. Söyle bana ne oldu? Benden ne gizliyorsun? Ha Efsu'ya mı bir şey oldu, Orhan'a mı bir şey oldu yoksa babama mı bir şey oldu? Zeynep senden ne saklayabilirim ben? Haberim yok, bu numara sakın yapma. Buraya saklandın, bizi dinliyorsun değil mi? Seni ne dinleyeceğim ben be? O zaman ne işin var senin burada? Uyuyordun. Yalan. Zeynep senden neyim gizli olur benim? Yorgunum da kafam karışık acık. Aman halacığım sen ona uyma, o kafayı yedi böyle. Ha bile birilerinden şüpheleniyor falan. Pazarcıları bile bezdirdi. Sen fazla kaşınıyorsun bugün ha. İnan.
Kaşınacak halim bile yok ya. Burası rahat değil. Ben Orhan'ın odasına gidip yatacağım. Olmaz. Orası olmaz. Orası olmaz. İki saat yatayım. Siz tarif edersiniz. Yok yok. Saat dinlenin. Oğlum olmaz. Ya tamam. Tövbe bismillah. Meryem Hanım. Ne yapıyorsunuz lan burada? Resul'a var ya sen... Aa Zeynep geldi. Siz mi duruyorsunuz? Ay hala şarjım bitiyor. Dur Zeynep, hemen ben de oradan şarjını takayım. Zeynep almaz, orada fiş yok. Ne yapacağız şimdi ama? Sen git şu. Tamam. Sen Zeynep'i al çabuk götür buradan. Tamam tamam. Hayırlı işler. Yok yok fiş. Zeynep full çamaşır kilot. Belim ağrıyor benim. Eve gidelim, burada yatılmıyor burada. Ya dur bir telefonumu biraz şarj edeyim. Yok yok yok, gidelim hemen. Vallahi çok kötü, benim doktoru da çağırırsam. Ha? Ne ara fikrini değiştirdin Fatih? Ya tamam değiştirdim işte. Şarjım bitiyor. Ya ben çarjı veririm arabada, gel. Eve uzanırsanız. Şey. Tamam tamam. Gel Zeynep. Tamam şimdi. Düşüyorum. Bir dakika. Hadi hadi. Tamam bir tuvalete gireyim. Boş ver, bizim evde daha rahat yapıyorsun. Ya çişim var. Arabaya yaparsın, gel. Uy, git dur, evinizde yapın rahat rahat. Haydi. Evet. Haydi. Hayır, sen deyince babama benzemeye başladın ha. Tabii babana benzeyeceğim. Kime benzeyeceğim? Abim o benim. Hayır eskiden benzemiyordun da. Şöyle yan dön bakayım profilden. Uy şimdi delireceğim ha. Haydi. Haydi haydi haydi. Ay ne haydi haydi hala, ayıp oluyor artık, kullanıyorum ama ha. Uy o nasıl konuşuk oğlanın yanında? Kim kıllı? Ya o manada demedim. Uy şimdi delireceğim. İşim var diyorum, işim. Haydi. Zeynep hadi hadi. Ya tamam, ayakkabı zor geliyor. Ben ne yapayım? Tamam, tamam işte gidin. Gidin tamam. Haydi. Haydi eve gidin. Dua et yemeğim güzel olsun, tamam mı? Bismillah. Amin. Tamam hadi, oh bismillah. Dur, hadi. Tamam haydi. Haydi gidin haydi. Uy. Uy Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Abi. Aşk olsun Yadigar. Senden bunu hiç beklemezdim. Yenge sen beni yanlış anladın. Sen aldırma ona Yadigar. Laftan anlamaz bu. Hele sen hiç konuşma Şevket. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama eğer beni Zeynep'ten uzaklaştırmak için bir plan yapıyorsan... ...yanarsın Şevket. Yanarsın. Çantam nerede? Zeynep gelince ben onu sakladıydım odaya, getiriyorum. Yenge, konuşuğumuz yarım kaldı. Gene görüşelim olur mu? Hiç sanmıyorum Yadigar. Uy. Mektubu aldın mı? Mektubu aldım. Evet. Ama onu sana kolayca vermeyi düşünmüyorum. Uy, ne denmiş o? Şimdi anlat bakalım Deniz Şevket Reis. Bu kadın kim? Biz bu mektubu neden çaldık? Daha önemlisi bu kadını Zeynep abladan neden saklıyoruz? Ha şuna bak, daha geçmiş karşıma bana neler diye. Ha bu ne durur da? Düşer Şevket Reis. Senin bana işin düşer. Aptalım ya ben, aptal. Abi ömrümden ömür gitti. Yani az gaz. Bir şey değil. Ne demek? Sevgili Zeynep, bu mektubu yazıp yazmamayı çok düşündüm. Lan! Ne Zeynep lan?
Meryem. Neredesin? Hemen buluşmamız lazım. Hemen! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.